şiddetli akut solunum yolu sendromu SARS hastalığına sebep olan yeni tip koronavirüsün sebep olduğu ve dünyayı kasıp kavuran pandemi, COVID-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte bilim insanları kolları sıvadı. Ülkeler adeta aşı yarışına girdiler. Şu anda bilinen aşı çalışma sayısı 200'den fazla. En çok tartışılan aşılardan birisi ise Çin aşısı. Çin salgının başladığı yer ve adeta kapalı bir kutu. Ancak Çin virüsün ülkesine yayılmasını etkili bir şekilde durdurduğu için diğer ülkelerden farklı algılanıyor ve onlardan beklenti de aslında farklı bütün dünyada. Pandeminin başladığı yer olmasına rağmen hemen önlemler alındı ve tüm dünyada COVID-19 nedenli ölümler artarken Çin'de vaka sayıları bir bir azalmaya başlamıştı. Böylelikle Çin bilim insanları tüm güçlerini aşı çalışmalarına verdiler. Çin'de aşı konusunda yarış halinde olan 4 ana üretici var. Biri Tianjin merkezli CanSino, diğeri pandeminin başladığı Wuhan'da olan CNBC, bir diğeri ise ülkemizin satın aldığı Pekin'deki Sinovac ve Anhui'de başka bir aşı markası daha var. Çin'de vaka sayıları neredeyse yok denecek kadar aza indiği için Çinli aşı üreticileri deneme aşılamasını deniz aşırı ülkelerde yaptılar. 16 ülkede Çin aşısı 3. faz olarak deneniyor ve devam ediyor bu çalışmalar. Peki bu 4 farklı aşının özellikleri neydi? Virüsü nasıl yok ediyorlardı? CanSino aşısı COVID-19'un yüzey proteinine bir gen parçasını alarak adenovirüs 5 olarak bilinen yaygın ve büyük ölçüde zararsız bir virüs kullanılarak geliştirdiler. Yani aslında İngiltere'de Oxford ve AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği aşıyla CanSino birazcık örtüşüyordu. Diğer taraftan baktığınızda Johnson & Johnson'ın Janssen aşısıyla örtüşüyordu. Amerika'da Novavax var. Farklı bir virüs taşıyıcı kullanıyorlar. Ama bunlar biraz aynı gruptu. Aşının ilk denemesi ülkemizde ilk vakanın görüldüğü Mart ayında yapıldı. Denemenin merkezi ise virüsün de başlangıç noktası olan Wuhan'dı. Evet, bu aşı aynı zamanda dünyadaki ilk COVID-19 aşısı olarak tarihlerdeki yerini aldı. Fakat diğer taraftan Sinovac, Biotech ve CNBC aşıları ise farklı bir yaklaşım benimsediler. İnsanları öldürülmüş virüsün tamamıyla aşılamak istediler. Bilim insanları virüsü basit bir kimyasalla beta-propionakton ile etkisiz hale getirdi ve bağışıklık sistemini tam olarak alarm durumuna geçiren, kuvvetlendiren ve burada antikor gelişimini hızlandıran başka bir madde ile karıştırdılar. Şimdi tabii bu virüsü nasıl elde ediyorlardı? Afrika yeşil maymunu adı verilen veya sınıfındaki maymununun böbrek hücrelerinde virüsle enfekte edilen o hücrelerden virüsleri ayırıyorlar ve bu işlemlerle öldürüp daha sonrasında da aşı haline getiriyorlardı. Böylece vücutta antikor ve T hücresi tepkileri en iyi seviyeye çıkartılması amaçlandı. Bu aşının en büyük avantajı ise en çok tartışılan saklama koşulları, yani diğer aşılarda tartışılan saklama koşulları. mRNA aşıları gibi sıfırın altında sıcaklıklarda saklanmasına gerek yok. Sıradan bir soğutma bu aşılar için yeterli. Sinovac 46 milyon doz COVID-19 aşısını Brezilya'ya ve 50 milyon dozunu da ülkemize göndermek üzere anlaşma imzaladı. Aynı zamanda 40 milyon doz aşı ise konsantre olarak denemelerin yapıldığı Endonezya'ya gönderildi ve orada da ortak bir üretim yapılacaktı. Diğer taraftan CanSino ise ürettiği 35 milyon dozu Meksika'ya teslim etmesi planlanıyor. CNBC aşısı ise Orta Doğu ve Güney Amerika pazarını gözüne kestirmiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri 2021'de CNBC ile ortaklaşa yaklaşık 100 milyon doz üretme anlaşması yaptılar. Diğer ülkelerde ise benzer bir anlaşma için temas halindeler. Hedef 2021 yılında 1 milyardan fazla doz aşı üretmek. Çin, Dünya Sağlık Örgütü ve Küresel Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'ndaki liderliğe yine başvurdu ve COVID-19 aşısının küresel erişim, yani COVAX grubuna da katıldı. Bunun sebebi aslında aşının ne kadar güvenli olduğunu ve ne kadar etkili olabildiğini bütün dünyayla da paylaşmaktı. Çin'in CanSino aşısı Haziran ayında ilk olarak Çin ordusunu aşılamak üzere onay aldı. Ve ardından hem Sinovac hem de CNBC bir yandan denemeler devam ederken bir yandan da Çin halkını aşılamaya başladılar. Yani adeta eczanelerde satılır hale geldi. CNBC Çin'de yüz binlerce insanın aşılarını aldığını açıkladı. Şirket Science dergisinde bir röportaj verdi ve şirket yetkilisi bunu yaparak sağlık çalışanları pandemi önleme personeli ve sınır denetim personeli gibi belirli insan grupları arasında bir bağışıklık bariyeri oluşturabiliyordu dediler. Merak edilen ise enfeksiyon ya da yan etkinin oluşup oluşmadığıydı. Şirket yetkilisinin bu konudaki açıklaması da netti. Tek bir ciddi adverse reaksiyon, yani yan etki vakası
rapor almadıklarını ve yüksek riskli alanlarda çalışan aşılar için herhangi bir enfeksiyon bildirilmedi. Peki ülkemize gelen ve çok yakında aşılamanın başlayacağı Sinovac aşısında durum ne? Ekim ayında şirket Şangay taraflarında 2 dozluk aşısını 60 dolardan satışa başladı bile. Bir yanda Çin'de üretilen aşılar, bir yandan da mRNA aşıları. mRNA aşılarının herhangi bir adverse reaksiyonun neden olmadığı veya olma olasılığı oldukça düşük. Sadece tek bir dozda verilebiliyor. Ancak mRNA aşılarının tek sorunu sıfırın altında saklanması gerektiğiydi. Rusya'nın Sputnik 5, Çin'in Sinovac ve CNBC tarafından üretilen aşıları ise inaktif aşılar oldukları için etkili olması için 2 doz gerekliydi bunlardan. Ancak sıfırın altında saklama gerektirmiyor ve aşı deneme sonuçlarına gelelim. Öncelikle faz 1 ve faz 2 çalışmaları yayınlandı. Tıbbın literatür dergilerinden biri olan Lancet'te yayınlanan faz 1 ve faz 2 çalışmaları aslında Sinovac aşısı için oldukça umut vericiydi. 16-25 Nisan 2020 tarihleri arasında birinci faz denemesi 144 katılımcı ile yapıldı. İkinci faz denemesi ise 3-5 Mayıs 2020 tarihleri arasında 600 katılımcı ile yapıldı. Şimdi bu aşılamaya baktığınızda aslında birinci fazla ikinci fazın arasında yan etkilerde oldukça bir azalma vardı. Fakat güvenli aşı için ne kadarlık bir dozda üretilmesi gerektiği de faz 1 ve faz 2 çalışmalarında ortaya çıkmıştı. Bu çalışmalar bize gösterdiği şu. Şimdi 2 doz denendi. 3 mikrogram ve 6 mikrogram aralığında ve 2 ayrılı uygulama yaptılar. Bu 2 ayrı uygulama bir 0. ve 14. gündü, bir 0. ve 28. gündü. 0 ve 14 grubuna ve 0 ve 28 grubuna baktıklarında aslında 6 mikrogramlık doz verdiklerinde neredeyse 28 günde bütün katılımcılarda faz 2 çalışmasında %100'e yakın bir antikor cevabı oluştuğunu gösterdiler. Dolayısıyla inanılmaz bir umut vaat ediyordu. Ancak 3 mikrogramda 0-14 günde yeteri kadar birinci fazda başarı elde edememişlerdi. Bunun üzerine birinci faz denemelerini yaptıkları ve aşıyı üretirken kullandıkları reaktör sistemini, yani o yıkama solüsyonlarını ve geliştirme solüsyonlarını değiştirdiler. Faz 2'de yeni bir reaktörle, yeni bir sistemle aşıyı ortaya koydular ve burada başarının %90'ların üzerine çıktığını gördük. Aslında bu başarı antikor geliştirme başarısıydı. Bunun üzerine Sinovac'ın geçtiğimiz günlerde Endonezya'daki ortağı Biopharma aşının 3. aşama klinik deneylerinde %97'ye kadar etkili olduğunu bildirdiler. Şimdi antikor gelişimi aslında etkili olarak gözüküyordu fakat yan etkilerini herkes merak ediyordu. Normal aşılara göre kıyaslanabilir yan etkiler vardı. Hatta plasebo, yani boş enjektörle yapılan aşılarda neredeyse benzer reaksiyonlar görüldü. Sadece uygulama yerinde basit bir ağrı, hafif kızarıklık, belki kısmi bir ateş tablosu karşımıza çıkmıştı. Bir grup aşıda da öksürük görüldü. Ancak %97'lik başarı şöyleydi. Yani Sinovac, Bloomberg gibi açıklama yaptı. Dedi ki %97'lik rakamın aşının etkinliğine atıfta bulunmadığını açıkladı. Ve bunun yerine aşının serokonversiyon oranını temsil ettiğini söyledi. Kısacası biz bu aşıyı yapıyoruz. Vücudunuzda COVID-19'a karşı antikor gelişiyor. Serokonversiyon oranının anlaşılması ise aşının COVID-19 antikorları üretip üretmediğini saptıyor. Yani aşının onu alan deneme gönüllü %97'sinde antikorları tetiklediği anlamına geliyordu. Ancak aşının COVID-19'a karşı, yani hastalığa karşı koruma sağladığını kanıtlamıyordu. %97 başarı şu ana kadar herhangi bir aşı üreticisinden bildirilen en iyi klinik araştırma verisi. ABD merkezli Pfizer ve Moderna ise ABD'deki faz 3 denemelerinde sırasıyla %94 ve 95 etkinlik oranlarını bildirdiler. Biopharma'nın sözcüsü, Sinovac'ın 3. aşama denemesinin tüm sonuçlarının Ocak 2021'de gelmesi beklediğini söyledi. Yani aslında 2021'in Ocak ayında alacağımız sonuçlarda Sinovac'ın sadece serokonversiyon değil, antikor oluşumu değil, aynı zamanda antikor oluşmuş kişilerin kaçının hastalığa yakalanmadığı veya yakalandığını göstereceğini tahmin ediyoruz. Sinovac aşısı pahalı, soğuk zincir ağları gerektirmediği için pandemiyi hızlı bir şekilde sona erdirme noktasında bir anahtar gibi gözüküyor. Çünkü aşı tüm ülkelerde sorunsuz bir şekilde dağıtılabilecek. Özellikle coğrafi şartları zor olan, belki de lojistik imkanları sınırlı olan yerlerde bu aşının oldukça etkili olabileceği konuşuluyor. Ancak aşının menşei değil, gerçek manada etkinliği ve güvenliği önemlidir. Yani birincisi, aşıyı yaptığınız kişide hastalığa karşı bir bağışıklık gelişiyor mu? Bu önemli. İkincisi ise aşıyı yaptığınız kişide
olası bir kötü yan etki var mı? Sinovac aşısı bunun her ikisinde doğru bir şekilde başarabildiğini göstermiş bir aşı. Sağlıkla kalın diyorum efendim. Çin aşısıyla ilgili son bilgiler bunlardı. Lütfen yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz ve aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.